Devletler yönetmeliğince Atatürk devrimleri ve devrimlerin doğal sonucu olan anayasanın temel ilkelerini benimsetici yayınlar yapacak, Türk ulusunu özgürlük içinde çağdaş uygarlık düzenine eriştirme çabasına katılacak olan Türk televizyonu modern dünyanın... Önce biz vardık. Radyo yayıncılığında olduğu gibi televizyon yayıncılığında da biz önce olduk. Çünkü biz Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'yuz. Biz dünden bugüne adım adım gelişerek Türkiye'ye, Türkiye'yi aşarak Asya'ya, Avrupa'ya geleneklerimizi, kültürümüzü yansıtan ayna olduk. Tam 30 yıldır. Söz ve müzik programlarımızla, haber yayınlarımızla sizlere, tüm insanlara ulaşmanın mutluluğunu yaşadık, yaşıyoruz. Tam 30 yıldır. Örnek, çağdaş yayıncılık anlayışımızla hep sizler için, ülkemizin aydınlık yarınlara ulaşması için çaba harcadık. Tam 30 yıldır. Toplumsal dayanışmayı, doğruları, ortak değerleri, duyguları paylaşmayı, insana sevgiyi, saygıyı öncelik saydık. Tam 30 yıldır. Sizin güveninize layık olma çabası içinde ürettik, üretiyoruz. 30 yıla ulaşan sevginizi, inancınızı hak etmenin gururu içindeyiz. Çünkü biz TRT Televizyonu'yuz. Televizyon yayınlarımız 1994'te TürkSat 1B, 1996'da TürkSat 1C uydularının hizmete girmesiyle bugün Atlas Okyanusu'ndan Hint Okyanusu'na kadar uzanan geniş bir alanda izlenir olmuştur. Bugün yurt içine yönelik yayın yapan 5, biri bölgesel GAP yayını, yurt dışına yönelik yayın yapan 2 TV kanalıyla, kamu hizmeti bilinciyle, zengin içerikli ve nitelikli yayınlarıyla bir yayıncılık devidir TRT'miz. TRT Türkiye'nin tamamına 198 ana verici, 4812'si yardımcı verici olmak üzere toplam 5010 verici gibi çok büyük bir verici sayısıyla yayın hizmeti götüren yegane kuruluştur. Sahip olduğu bu verici ordusuyla TRT'miz bugün olağanüstü kapsama rakamlarına ulaşmıştır. TV1 nüfus kapsaması hesabıyla %98 onda 4'e, TV2 %98'e, TV3 %95'e, TV4 de %87'ye ulaşmaktadır. Yayıncılıkta izlenmenin gerek şartı herkese ulaşabilmek, yeter şartı ise nitelikli ve kaliteli program sunmaktır. Programınız ne kadar iyi olursa olsun, insanların evine götüremediğiniz sürece izlenme şansınız yoktur. Bu açıdan ele alındığında TRT'miz, yayıncılık sektöründeki gerekli şartı başarıyla yerine getirmiş olan tek kuruluştur. TRT 1, TRT 2, TRT 3, TRT 4, GAP Televizyonu, TRT İnt ve TRT Avrasya. 7 kanaldan toplam günde 114, yılda 40 bin saat yayın. Prodüktörü, kameramanı, kurgucusu, muhabiri, spikeri, seslendirme yönetmeni, mühendisi ve doğrudan yayınla ilgili yüzlerce personeliyle TRT Televizyonu geceli gündüzlü sizler için çalışmaktadır. TRT olarak bugün en geniş yayın ağına sahip kuruluş konumuna gelmenin gururu içindeyiz. Çünkü bu gurur halkımızın vergileriyle gerçekleştirilen doğru, tarafsız, özenli, çağdaş kamu yayıncılığı anlayışımızın eseridir. Sorumluluğunun bilinci içindeki TRT Televizyonu, daha büyük hizmetleri başlangıcında var olan ilkelere bağlılık içinde üretmeye devam edecektir. Sizler için, sizlerle birlikte. TRT olmasaydı belki ben de olmayacaktım. TRT'nin olması bir anlamda benim de olmamı sağladı. Ben TRT vasıtasıyla kamerayla tanıştım, ekranla tanıştım, televizyonculukla tanıştım ve bütün bu iletişim ağıyla tanıştım. Sadece tiyatrocuyken bu kez televizyoncu, sinemacı ve gelecekte rejisör olacağımın adımı atılıyordu. Ve bütün bunları TRT'ye borçluyum. 1968'de yayına başladığımızda bildiğimiz gibi Mithat Paşa'nın bir apartman katında yayına başladık. Ve teknik olarak hemen hemen şu günlere eğer kıyasladık sıfırdık. Ve o günlerden bugünlere geldik. Ve
biz yayına başladığımızda video olayı yoktu ve bütün yayınlarımız biz canlı olarak yapıyorduk. Şöyle söyleyebilirim, benim yaptığım bir yönetmenlikte ben biliyorum ki 60. dakikada yaptığım hata için sıfırdan tekrar başa dönerdim. Ama şimdi artık tekniğin getirdiği kolaylıklar şimdiki yapımcılar için çok büyük avantaj. Şimdi öykümüzün başlangıcına dönüp 30 yıl öncesinin heyecanını aktarmaya çalışalım. Tarih 31 Ocak 1968. Ankara'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki bir binanın bodrum katlarındayız. Televizyon stüdyosunda her şey hazır. İlk sunuş cümleleri 5 kez, 10 kez tekrar ediliyor. Saat 19.30'a yaklaşıyor. Ve ilk komut. Spikerin ilk anonsu. Sayın seyirciler, burası 3. band 5. kanaldan deneme yayınları yapan Ankara Televizyonu. Bugün 31 Ocak 1968. Bu akşamki deneme yayınına başlıyoruz. Bir sınav açılmıştı ve yaklaşık 1000 kişi katılmıştı kız ve erkek olarak. Bunun içinden bir kız bir de erkek seçilmişti. O seçilen kız Nuran Emren'di. Şimdiki ismiyle Nuran Devres bendim. İnanılmaz bir heyecan. O döneme ait hatırladığım, gece uykularımı kaçıran, yemek yememi önleyen, gündelik hayatımı alt üst eden müthiş yoğun bir heyecandı. O kadar ki böyle ellerime falan kramp giriyordu ve açılış, yani ilk yayın akşamında kullanacağım açılış anonsu 3 cümleden ibaretti ve ben haftalarca o 3 cümleyi ezberledim. Avrupa ülkelerinden 31 yıl sonra 4 aylık bir hazırlık süresiyle yayına başlayan Ankara Televizyonu'nun ilk müdürü Mahmut Tarih Öngören ilk yayında bir konuşma yapar. Biz 31 Ocağı seçtik çünkü bir çarşamba günüydü. Aslında salı, perşembe, cumartesi günleri yayın yapacaktık. Nitekim de yaptık. Ama ilk başlangıç günü olarak çarşamba günü olsun, hafta ortası olsun dedik. Ve bize işte benim göreve başladığım günden itibaren tam 119 gün verilmiş oldu böylelikle hazırlık yapabilmek için. O zaman tabii birçok eksiklikler vardı. Teknik bakımdan eksiklikler vardı. Program bölümünde eksiklikler vardı. Çok doğaldı bunlar çünkü yeni başlıyor bir birim. Nitekim bazı BBC uzmanları daha sonra geldikleri zaman bütün bu yetersizliklere ve eksikliklere rağmen iyi bir başlangıç olmuş diye bir gözlem de ileri sürmüşlerdir. Biz işte program düzenine sağladık. Teknik ekipler kuruldu, film ekipleri kuruldu. Ve 31 Ocak 1968 akşamı saat 19.30'da ben bir kısa konuşmayla ilk yayına başlamış, benim bir kısa konuşmamla ilk yayına başlamış olduk. Ve hemen arkasından 10 dakika süreyle Zafer Cilasun, radyonun o zaman çok tanınmış ve çok iyi, yeterli gerçekten spikerlerinden biriydi. Bence Türkiye'nin çok iyi spikerlerinden biriydi. O haberleri okudu. Her şey çok doğal gidiyor diye kabul ederken haberlerden sonra birdenbire bir arıza oldu. Ve Artanç Köksal adlı grafikçi arkadaşımız vardı. Onun çizdiği bir karikatür vardı. Bir polis çıkıyor, trafik polisi. Lütfen bekleyiniz diyor elini de kaldırmış olarak. İşte o diyayı, görüntüyü ekrana getirdik ve arıza arandı. Sanıyorum 2-3 dakika sürdü ama o bana 3-4 saat gibi geldi ve sanki yayına devam edemeyecekmişiz telaşını ve korkusunu verdi. İlk günün yayınlarından sonra gerçekten programcılık açısından o günkü koşullara uygun olarak iyi şeyler yapıldı inancındayım ben. Bir defa bütün program türlerine yer verildi. Bütün program biçimlerine yer verildi. Bu da öyle sanıyorum ki geleceğe iyi bir miras bıraktı. Yani TRT tek kanalda bütün yayıncılık ilkelerine uygun, biçimlerine uygun yayınları yapabilme olanağına ve azmine kavuştu.
Biz televizyonun ilk prodüktörler kuşağını oluşturuyoruz. Ben 1970'te başladım TRT'de görevime. Ondan önce BBC'den gelen hocalar bir kurs vermişti prodüktör adaylarına. Bu kursta bir ay boyunca kamerayı stüdyoya girip göremedik. Yani gerçek bir televizyon kamerasını göremedik. O sırada sadece belli evlerde, varlıklı ailelerin evlerinde televizyon cihazları vardı. Ve biz bütün çalışmamızı kartondan kameralar yaparak oluşturduk. Ve o kameraların vizörlerinden gerçekleri, olayları görmeye çalıştık. Sertifikamızı alıp Ankara Televizyonu'na geldiğimizde, ki orası küçücük bir yerdi, stüdyo binanın bodrum katındaydı. Kanalizasyon sürekli olarak taşardı. İçeride sinekler içtima ederdi. Böyle daracık bir ortamda hiçbir zaman televizyonun birdenbire gelişebileceği düşünülmeden hazırlanmış bir mekanda televizyonculuğa başladık. Ve doğrusunu isterseniz ben gerçek kamerayı ilk kez gördüğümde dokunmaya korktum. Çünkü o güne kadar hiç görmemiştim kamerayı ve kalın kalın kablolar kameranın içine giriyorlardı. Acaba yanlış bir tarafına dokunursam kamerayı bozar mıyım ya da beni elektrik çarpar mı gibi korkular yaşadım. İşte televizyonculuğa böyle başladık. Başlangıçta haftada 3 gün, 3'er saatlik yayınla hayatımıza girdi televizyonumuz. Küçük bir stüdyodan, armağan edilmiş teknik donanımla ve siyah beyaz yapılan bir yayın. Aynı set içinde, aynı Mithat Paşa'nın mütevazi stüdyosu içinde akıl almaz şeyler yapılmıştır. Örnek, Barış Manço konser verecekti. 7 parçası vardı. Ben bizzat kendim yapmıştım. 7 tane dekoru sığdırabildik. Ama setlerden bir diğerine kamera en ufak bir çevrimi hareketi yapsa muhakkak ki öbür sette görüntüye giriyordu. Ona bir çare bulamıyorduk doğrusu. Ve o günün şartları altında, siyah beyaz televizyonun şartları içinde ben yapılanları yine çok büyük başarı olarak karşılamaktayım. Bugün her şey var. Her türlü harcama yapılabiliyor. Dekor malzemelerine son derece güzel plastik unsurlar katılmış vaziyette. Artık tahtayla, suntayla uğraşılmıyor. Üçüncü boyut teminen, üçüncü boyut için her türlü dekor imal edilebiliyor, satın alınabiliyor. Yani mukayese edilmeyecek bir aşama yapılmıştır. Teknik arızaları, boşluk dolduran diyaları bile yıllarca basına espri konusu olan bir yayın. Biz ilk başladığımızda çalışma yerimiz Kavaklıdere'deki binaydı ama stüdyolar henüz Mithat Paşa Caddesi'ndeydi. Ve biz Mithat Paşa Caddesi'ne gitmek için saat 8'de başlayan haberlere işte filmleri hazırlardık. 16 milimetre böyle baklava tepsisi gibi filmlerle kucağımızda taksi beklerdik Kavaklıdere'deki binanın önünden Mithat Paşa'ya gitmek için. Çoğu zaman da gecikirdik. Ve taksi bizi ara yollardan geçirirdi daha kısa, hani trafiğe takılmamak için. Ve ben bakardım böyle özellikle yaz günlerinde dar yollardan, o Tunus Caddesi'nden falan geçerken başka bir televizyon, başka bir kanal, başka bir alternatif de yok. İnsanlar ve ekranın başında oturmuş, işte o maşrapa konulmuş orada ekrana, ona bakarlardı, haberleri beklerlerdi. Ve ben de yanlarından taksiyle geçiyor olurdum. Seslenebilsem derdim ki daha çok beklersiniz. Biz daha taksideyiz. Daha Mithat Paşa'da binaya gideceğiz. Bu filmler takılacak teresineye. Sonra dönecek. Yaklaşık bir yarım saat siz maşrapa seyretmeye devam edeceksiniz demek isterdim ama hiç demeden öyle geçip giderdik. Bunlar tabii gerçekten o günlerde yayıncılığın çok zor koşullarda gerçekleştirildiğini de anlatıyor. Sık sık arızalar olurdu, hatırlayacak eski izleyicilerimiz. Bir caption gözükürdü, lütfen bekleyiniz yazardı üzerinden. Ve biz bir türlü o anonsu yapmak istemezdik. Teknik nedenlerle yayınımıza bir süre ara verdik, özür dileriz. Çünkü kavga çıkardı. Teknik elemanlar programcılara, programcılar suçu diğerlerinin üzerine atardı. Bu arada haberciler hep aklanmayı tercih ederlerdi. Sonunda bir ara yol bulundu. Elimizde olmayan nedenlerle yayınımıza bir süre ara verdik. Özür dileriz. Böylelikle bazı şeylerin elimizde olmadığını biz seyirciye anlatmış oluyorduk. Televizyonun bir haberleşme aracı olması, dünyada veya uzayda olup bitenleri izlettirme olanağı daha ilk yıllarda toplumu etkiledi. Televizyon bir yenilikti. Hanımlar da bunu denemek isterlerdi. Üstelik
Türkiye'de hanımlarla beyler arasında bir fark olmadığını o güne kadar yaşamış, görmüştük. Bizim de içimizde bir kıpırtı başladı. Günün birinde bu kıpırtıyı biz herhalde açığa vurduk. Açık açık değilse bile şöyle bir el altından durumu ortaya çıkarmış olduk ki Doğan Kasaroğlu dedi ki 4 tane hanımlık, hanımlar hazırlanın, ekrana çıkacaksınız. Hazırlandık. Yalnız şeyi bilmiyoruz. Ekrana nasıl çıkılacağını bilmiyoruz. Kimse de bize bir şey anlatmış değil. 4 hanım spiker. Gece haberlerine çıkacağız ilk olarak. Ben içlerinde makyaj konusunda en acemi olanıydım galiba. Hanım arkadaşlardan birisi haber merkezinden sana makyajı ben yapayım dedi. Yaptı. Gözler simsiyah böyle çepeçevre. Saçlar simsiyah. Gırtlak kadar simsiyah. Bir siyah gölge halinde çıkmışım ekrana. Genç arkadaşlar var. Ekrana çıkacağım zaman kameranın neresine bakacağımı veya kameraya bakıp bakmayacağımı da bilmiyorum. Şimdi dünkü çocukların yanında koskoca Jülde Gülizar, çocuklar ben nereye bakacağım diye sormaya da çekiniyor. Kendi kendime bir mantık yürüttüm. Sinyal lambaları uygulaması yeni başlamış, trafik lambaları. Dedim ki kırmızı ışık yandığında tehlike işaretidir. O halde kırmızı ışığı gördüğüm zaman kameraya bakmayacağım. Oysa tam tersi olacakmış. Ben bunun farkında değilim. Kırmızı ışıkta gözümü özellikle kaçırarak haberleri okudum. Ezberlemiştim aslında fakat ekrana çıkınca o ne yapacağımı şaşırdım ve bütün ezberlediklerimi unuttum. Bana o sırada adımın ne olduğunu sorsalar onu bile söyleyemeyecek durumdaydım. Çünkü biz böyle denize atıldık hadi yüzün dercesine, yüzün kurtulun dercesine. Hiçbirimiz yüzme bilmiyorduk. TRT'nin ilk yılları şu özellikleri taşır. Eğitici ve öğretici yıllardı. Yani piyasa şarkıları yoktu, yoz müzik yoktu. Görevimiz halkımızı bilgilendirmek, objektif olarak bilgilendirmek, onları eğitmek ama eğitirken eğlendirmek şeklinde özetlenebilir. Kuşkusuz bazı hatalarımız oldu ama bunların hepsi iyi niyetle yapılmış. Bunların hepsi dünyayı doğru algıladığımızı topluma vermeye dönük şeylerdi. İnsanlar evlerinde çaylarını yudumlayarak canlı spor karşılaşmalarını, moda defilelerini, politika gündemini hissettiler. Şimdi dünden bugüne bir yolculuk yapalım ve televizyonun ülkemizdeki gelişimini görelim. Çeşitli memleket meseleleri üzerinde durmuş ve basın mensuplarına... Yıl 1969. Neil Armstrong ve Edwin Aldrin adlı astronotlar Ay'a ulaşmak için tarihi bir yolculuğa başlar. Amerika'da ve bütün dünyada milyonlarca kişi nefeslerini tutarak bu müthiş olayı izler. İşte Ankara Televizyonu, Türk halkının da Ay'a ilk ayak basışı görebilmesi için filmi Cape Kennedy'den Londra'ya, oradan da uçakla Ankara'ya getirtir. Binlerce kişi, televizyonu olan komşularına, kahvehanelere, pastanelere akın eder. Geç başlayan programı izlemek için halk, ekranların başında merakla bekler ve 1,5 saat süren yayının sonunda Türk halkı da uzayla ilk kez tanışmış olur. Deneme yayınlarına devam eden Ankara Televizyonu, sınırlı sayıda personele ve teknik imkanlara rağmen program üretmeye çalışmaktaydı. Çok hoş bir ortamdı, çok güzel bir ortamdı. Herkes çok sevinçliydi, herkes çok heyecanlıydı. Sanki uzaya gider gibi, sanki Ay'a gider gibi bir heyecan içindeydi. Herkes bu işin acemisiydi. Televizyonun, TRT'nin bir kadrolu elemanları vardı. Bir de bizim gibi dışarıdan gelen insanlar vardı. Herkes büyük bir keyifle işe dört elle sarılıyordu. Biz de öylesine kapılmıştık ki bu atmosfere. Bir şey lazım olduğunda daha da çok da yeniydi. İşte bir piyes çekilecek, dekor lazım. Hemen evimize gidip evden koltuk getiriyorduk, kanepe getiriyorduk. İşte sabaha kadar montaj yaparız. Bir şey lazım, bir ses lazım. Ben giderim evde teybi bahçeye indiririm. Oradan çalı çırpının üstünde yürürüm. Oradan efekt sesi getiririm falan. Ben hayatımda ilk şöhreti elbette ki tiyatroda bir şöhrettim. İnsanlar beni tanıyorlardı. Aa filanca oyundaki adam gidiyor diyorlardı ama... Televizyona çıktığım zaman şöhretim büyüdü, şöhretim katlandı. Bir anlamda TRT'de şöhret oldum ben. Yani oyun treninin Alice olarak şöhret oldum. Bir anlamda şöhretimin başlangıcını, hatta şöhretimi de TRT'ye borçluyum. Şimdi çocuk bölümü ile ilgili şeyler söyleyebilirim ben. Çünkü çocuk bölümünü
ilk kurmaya çalışanlardanım. Radyoda prodüktörlüğü yaşamış ve öğrenmiştik. Ama televizyon başlayınca yeniden ayrılan biz arkadaşlar bölümler kurmak üzere görevlendirdik. Bütün bölümler hazırlıkları çok daha çabuk yaptılar. Çünkü onların program biçimleri çocuk bölümüne göre daha kolaydı. Çocuk bölümü ise çocuk programları ise çok özelliği olan programlar olduğundan, örneğin özel dekor gerekir. Özel kişiler, özel oyuncular gerekir. Özel metin yazarları, özel aksesuarlar, çok zengin oyuncaklar ve konular, eğitici konular ve bunlara çok dikkat etmek gerekir. O yüzden biz hemen başlayamıyoruz diye direttim ben o zaman. Mahmut Talih'i öngören müdürümüzdü. Ve kabul dediler. Biz 20 gün geç başladık. Halktan gelen ilgi ve alıcı sayısının artmaya başlamasıyla 1970 yılında yayınlar haftada 4 güne çıkarıldı. Televizyon yayınlarının Ankara ile sınırlı kalmaması için İzmir'de de deneme yayınları yapılıyordu. Nihayet 7 Eylül 1970'te İzmir Televizyonu yayına başladı. İstanbul Televizyonu'nun yayın hayatına başlaması 1971 yılına rastlar. İlk yayınlar bina yokluğundan Maçka Maden Fakültesi'nden yapılır. İstanbul Televizyonu 4 ay içinde Ankara ile ortak yayına geçer. Televizyon yayınları ilk yıllarda büyük bir özveriyle imkansızlıklar içinde yürütüldü. 1971 yılının 30 Ağustos günü İstanbul Televizyonu'nun açılış günüydü. Paket program yöntemiyle yayına başlıyordu İstanbul Televizyonu. Maçka'daki İstanbul Teknik Üniversitesi'nin stüdyolarından. İlk haber yayınını ben yaptım. İlk haber spikeri İstanbul Televizyonu'nun bendim. Ancak unutamadığım olay, captionlarımız düştü. Fotoğraflarımız vardı 8-10 tane. Birkaç tane filmimiz vardı görüntü malzemesi olarak. Kameranın önündeki fotoğraflar bir ara yere düştü. Baktım. Stüdyo yönetmeni arkadaşımızın yerine iki tane yöneticimiz Güntekin Orkut'la Doğan Kasaroğlu, ikisi de rahmetli oldular. İkisi yerlere yayılmışlar, captionları topluyorlar ve biraz sonra captionları aynı eski haline getirdiler. Kameranın önüne koydular, biz de yayını aksatmadan sürdürmeyi başardık. 12 Mart muhtırasından sonra TRT'nin ilk genel müdürü Adnan Öztrak görevinden alınır. Yeni genel müdür Musa Öğün'dür. TRT'nin özerkliğinin sona erdiği o dönemde yönetim kurulu üyelerinden biri de Muammer Sun'dur. TRT kurumuyla ilk resmi ilişkim 1969 yılında oldu. TRT yönetim kurulu üyelerinden birisi sanat kurumlarının temsilcisi olarak seçilip belirleniyordu. 1969 Mayıs'ında Türkiye'deki müzik ve sahne sanatları kurumlarının temsilcisi olarak ben seçildim. Seçilmiş kişi de seçildiği andan itibaren görevli oluyordu. Bir üst seçme kurulu yoktu o günkü sistemde. 1969'un Mayıs'ından 1972'nin Mart'ına kadar, ki o tarihte 12 Mart dönemiydi ve TRT yasası değiştirildi, o tarihe kadar TRT Yönetim Kurulu üyeliğim sürdü. Biz yönetim kurulu olarak televizyonu destekledik. Televizyon bilindiği gibi o zaman her gün yayın yapmıyordu. Haftanın birkaç günü yayın yapıyordu. En önemli sıkıntı yayın saatlerinin başlayış bitiş sürelerini önceden ilan edilen bir programa göre gerçekleştirebilmekti. Yani bir program diyelim yarım saatlik programsa taşıyordu, 35-38 dakika oluyordu ve sonraki programların da süresi kayıyordu. O önemli bir sorundu. Bir başka önemli sorun, ki TRT'nin tümünün sorunuydu, kültür, sanat, bilim ve düşünce gelişmelerine yeterli oranda yer vermemekti. Hatta hemen hemen hiç yoktu. Siyasi haberler vardı. Spor yerine de %99 oranında futbol haberi vardı. Sporun öteki dallarına ilişkin
haberler hemen hemen hiç yoktu. Program hemen hemen hiç yoktu. Biz TRT'nin özelliklerini savunurken herhangi bir partiden yana değil, herhangi bir partiye karşı değil, bütün partilerin karşısında eşit uzaklıkta bulunan, gerçeği yansıtan, süre oranı ve değerlendirme oranı mümkün olduğu kadar eşit bir TRT olsun istiyorduk. Bu ortam içerisinde kültür, sanat, bilim çalışmalarına da yer verilmesini istiyorduk. Televizyonun yurt dışından ilk naklen yayını olan Münih Olimpiyatları 1971 yılının en büyük başarısıydı. Bir hafta gibi kısa bir sürede çok zor koşullarda hazırlanan teknik ekip, spor tarihine geçen bu büyük organizasyonu naklen yayınladı. Türk halkı TRT'nin yaptığı naklen yayınlarla dünya ve ülke gündemini artık yakından izleyebiliyordu. 25 Aralık 1973'te Türkiye 2. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'yü kaybetti. Bu kederli olayı ulusça paylaşmak için TRT Televizyonu İnönü'nün cenaze törenini naklen yayınladı. 1974 yılında TRT yayıncılarının izinlerinin kalktığı, 24 saat aralıksız çalışılan bir yaz dönemine girilir. Kıbrıs Barış Harekatı başlamıştır. Ulusça birlik ve bütünlüğümüzün sesi, toplumun gözü kulağı olan TRT Televizyonu cephededir. Harekatla ilgili haberler, programlar, röportajlar, gelişmeler sıcağı sıcağına TRT Televizyonu'ndan halkımızın bilgisine sunulur. Kıbrıs'taki onur mücadelemiz neredeyse dakikası dakikasına ana vatanda yaşatılır. Harp muhabiri olarak biz Kıbrıs'a intikal ettik. Ancak çok dar imkanlar ve sınırlı teknik olanaklar söz konusuydu. Yapabileceğimizin ne olduğunu oraya gitmeden kestirmek mümkün olmuyordu. Kıbrıs'a gittiğimiz vakit umut ettiğimizden çok daha sınırlı bir takım imkanlarla karşı karşıya kaldık. Ama yine de görevimizi başarıyla yerine getirme gayreti içinde olduk. Kıbrıs'ta görev yaparken son derece üzücü bir takım sahnelerle de karşılaştığımı söyleyebilirim. Örneğin Murat Ağa katliam çukurunun açılışında hayatımın en zor görevini yerine getirdiğimi sanıyorum. Bugüne kadar zaten onun ötesinde daha büyük bir zorluk, daha büyük bir vahşet de görmedim. Murat Ağa'da efendim bir katliam çukuru bulunduğu haberini alır almaz biz bölgeye intikal ettik. Nerede olduğunu, nasıl olduğunu henüz daha bilemeden kendimizi çukurun başında bulduk. Yanlış hatırlamıyorsam 91 kafatası sayılmıştı. Ve biz o insan kemiklerinin üzerinde, insan cesetlerinin üzerinde kafataslarının arasında görevimizi yerine getirirken Ajans France Presse'in muhabiriyle karşılaştım. Kendisine bu tablo karşısında ne hissettiğini, yabancı bir gazeteci olarak ne hissettiğini sormak istedim. Yorum yok dedi bana. Tabii ben son derece stres içinde sinirlendim de ve döndüm mikrofona efendim ve kameraya. İşte dedim sayın seyirciler, gördüğünüz bu çukur kadim Yunan medeniyetinin kalıntıları değil, insanlık suçu işlemiş bir Rum toplumunun efendim geriye bıraktığı insan artıkları. Ben bunları söylerken Ajans France Presse'in muhabiri yanındaki arkadaşına ne söylüyor diye, benim ne söylediğimi merak etti ve ne söylüyor diye soruyor. O da tercüme ettiği vakit Ajans France Presse'in muhabiri elimdeki bandı çekip almak istedi. Orada bir tatsızlık oldu tabiatıyla. Sonra yatıştıksa da tabii bu bir keyifsiz anı olarak kaldı. Murat Ağa katliam çukuru bizim için son derece üzüntü vericiydi ama Rumlar için de bir insanlık ayıbıydı ve bir yüz karasıydı. 1974 yılında yayınlar haftada 7 güne çıkarılır. Yayınların kapsam alanı genişletilir. Seyirci kapasitesi 20 milyona ulaşır. Böylece ülke yüz ölçümünün %28'i, nüfusun %55'i yayınları alır duruma gelmişti. Benim o girdiğim dönem içerisinde 7 gün yayına çıkıldı. Gündüz yayınları, pazar yayınları başladı. Ve işte TRT'nin ilk dizileri o dönemdir. Hala hafızalarda kalan Aşk-ı Memnu'lar
ve haber programlar ve açık oturumlar ve eğlence programları ve telepazarlar, telesporlar, ilk naklen yayınlar. Bunlar gerçekten ilklerle birlikte yaşamak açısından önemliydi. Benim meslek hayatımda da hep ilkler oldu. İşte 32. gün programını TRT'de başlattık Mehmet Ali Birant'la birlikte. Kendi alanında bir ilkti. Sonra benim yönettiğim açık oturumlar bir ilkti. ...1975 yılında toplumumuz Eurovision şarkı ve beste yarışmasıyla tanıştırılır. Böylece TRT Televizyonu bir ilke daha imza atar. Türkiye o yıl ilk kez yarışmaya katılır. Şarkının adı Seninle Bir Dakika, solist Semiha Yankı'dır. İlk katılımın üzerinden 22 yıl geçtikten sonra ülkemiz bu yarışmada Şebnem Paker'in seslendirdiği Dinle adlı şarkıyla üçüncülük ödülünü kazanmıştır. Televizyon yayıncılığı alanında deneyimi, bilgi birikimi artan TRT, özgün üretimleri artırma çabasına girer. İlk kez su altı kameraları kullanılarak batık bir geminin çıkarılması görüntülenir. Derinlerdeki geçmiş adını taşıyan bu filmin bir diğer özelliği renkli çekilmesi ve renkli yayınlanmasıdır. Programın yönetmeni Arsal Soray'dır. O günlerde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Texas Üniversitesi'nden bir grup, başlarında Profesör George Bass olduğu halde, Türkiye'ye gelmişler. Ve Marmaris'in aşağı yukarı 4 saat uzaklığındaki Serçe Limanı'nda günümüzden 1000 yıl önce batmış bir Mısır gemisinin su üzerine çıkarılması için çalışmalar yapıyorlardı. Kendilerine o sırada Bodrum Müzesi Müdürü olan, halen de Bodrum Müzesi Müdürü olan Sayın Oğuz Alpözen yardımcı oluyordu. Bizden, TRT'den bu batığı çıkarma çalışmalarının filme alınmasını istediler. Bu işte ben görevlendirildim ve gittik aşağı yukarı 1,5 ay kadar Serçe Limanı'nda kaldık. Hem Serçe Limanı ve çevresini, hem de gemiye yapılan dalışları ve oradaki arkeolojik çalışmaları görüntüledik. Sanıyorum derinlerdeki geçmiş o çağa kadar, o tarihe kadar Türkiye'de yapılan ilk sualtı belgeseliydi. Kameramız olmadığı için kamera Amerika'dan geldi. Bir Amerikalı kameramanla birlikte geldi. Hatta kameraman aslında bu Amerika'daki gökdelenlerin mimarlarından biriymiş. Fakat amatör olarak su altı çekimleri yapıyor. Çok meraklıymış bu işe. Onunla beraber dalışlar yaptık. Onunla beraber çekimler yaptık. Daha sonra çekilen bu parçalar ve batığın içinden çıkan o çağla ilgili çeşitli nesneler Bodrum Müzesi'nde sergilendi. Ve yıl 1978. Televizyon 10 yaşındadır. Yayınlar vericilerin gücüyle 471 bin kilometre kareye yayılmış, izleyici kapasitesi 33 milyon olmuştur. Televizyon alıcı sayısı 2 milyon 250 bine ulaşmıştır. Bu rakam, TRT televizyonuyla olayları yaşayan, duyguları, düşünceleri, bilgileri paylaşan aile sayısının da hızla büyüdüğünün göstergesidir. 1979'da televizyonumuz dünya barışına katkıda bulunmak için bir adım atar. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği başlatılır. İlk şenliğe Türkiye dışında 4 ülke katılır. Katılım yıldan yıla yükselir. 15. yıldan sonra 40'ı 50'yi aşar katılımcı ülke sayısı. Atatürk Türkiye'sinin onurunu yücelten bu şenlik, kurumumuzun yoğun çabalarıyla devlet büyüklerinin de övgülerini almış, vazgeçilmez bir ulusal etkinlik konumuna getirilmiştir. O yıllarda toplumun eğitim ihtiyacını karşılamaya katkı için televizyonda bir dizi program yayına girer. Okuyalım Konuşalım, Sınava Doğru programları, açık öğretim yayınları, hem gençlerin hem yetişkinlerin eğitim ve öğretimlerine televizyonla yardımcı olmayı amaçlamıştır. Televizyon toplum yaşantısına, ailelerin alışkanlıklarına da ilginç boyutlar getirdi.
Büyük dönemlerin yayınlarında ağırlıklı olan Dış Kaynaklı diziler beklenmedik bir ilginin odağı oldu. Macmillan ve Karısı, Kaçak, Küçük Ev, Bonanza, Uzay Yolu, Dallas, Beyaz Gölge, Kökler gibi diziler izleyicilerde neredeyse televizyon tiryakiliği yarattı. Amerika, Almanya, İspanya ve İtalya'da o zamanlar reyting başlamıştı. Bunlar bize bir ölçü oluyordu ilk sıralardaki dizileri tercih etmemize. Tabii en büyük neden bir de Amerika. Amerika'da dizi tutuluyorsa hemen hemen dünyanın her yerinde tutuluyordu. İkinci husus ise basının yayınladığımız dizilerdeki neşriyatı bizim için önemli oluyordu. Bu da 13, 26, 39 diye diziler 3'er aylık bölümler halinde yapılıyordu. İlk 13 bölümü aldıktan sonra eğer basında iyi bir tepki görüyorsak diğer 13 bölümü alıyorduk. Bunun yanı sıra ayrıca seyirciden gelen mektuplar büyük ölçüde bizi bu dizilerin devamını almada etkiliyordu. İnsanların tek eğlencesi televizyondu ve tek kanala yönelmişti. Ve bütün dünyası televizyondu. Bu bakımdan televizyondaki yabancı dizilerle o zamanlar çok fazla meşgul oluyordu. Hatta hiç unutmam, Kaçağın son bölümünde Türkiye'de hayat durmuştu. Bir de Zengin ve Yoksul'da kahramanlardan biri öldüğü zaman Anadolu'nun birçok yerinde mevlüt okutulmuştu. Birbirimize hiç istemesek de saygılı davranmak zorundayız. Gün geldi, yapımlara değişik bir renk eklendi. Pembe dizi olarak adlandırılan Köle İzaura gibi yapımlar izleyiciyi televizyona bağladı. Seslendirmenin başarılı olmasının bunda büyük payı vardı. Hayır sağ ol. Vali Bey'le önemli TRT ekranları dış kaynaklı diziler kadar kendi üretimi olan dramalarla da izleyicinin ilgisini çekiyordu. Aşkı Memnu ile başlayan bu yapımlar teknik açıdan ve içerik olarak giderek gelişiyor, 3 İstanbul, Küçük Ağa, Kuruluş, Kurtuluş gibi başarılı dramalar beğeni ve takdir topluyordu. Ve 1984. Siyah beyaz alıcılar yerini renklilere bırakmaya başlar. Çünkü yayın renklenmiştir. Hem izleyici hem de televizyonda görevli yayın personeli için farklı bir dönem başlamıştır. Dekoratör, füme renkten kurtulup yaratıcılığını renk denizinin bütün tonlarında gösterebilecek, yapımcı, kameraman, Boğaziçi'nin sabahını, gün batımını renklerin dilinden izleyiciye sunabilecektir. Renkli yayın, televizyonda da yaşamı renklendirmiştir. Kuruluşundan 18 yıl sonra TRT televizyonu kabına sığmaz oldu ve çok kanallı kamu yayıncılığına ilk adım atıldı. Televizyonun ikinci kanalı, bugünkü adıyla TRT 2, 1986'da izleyicisine merhaba dedi. Bu dönemde yayınlar sadece Ankara, İstanbul ve İzmir'den izlenebiliyordu. Bugün yurt genelinde izlenen kültür ve sanat kanalı kimliğine kavuşmuş bir TRT 2 televizyonuna sahibiz. Bugün eğer ikinci kanalda TRT'de televizyon 2 denilen kanalda kültür ve sanat programları ısrarla yayınlanıyorsa ve tartışma programlarına bütün kanallarda yer veriliyorsa, eğitime yer veriliyorsa bunlar hep TRT'nin yalnız televizyon döneminde değil, radyoculuk döneminde de göz önünde bulundurulan ve yapılması için uğraşılan, çalışılan programlarda. TRT eski geleneklerine sadık olarak yayını sürdürüyor. Hem ağırbaşlı ve olabildiğince eksiksiz haber programlarında, hem kültür sanat programlarında, hem de eğlence programlarında TRT belirli bir kaliteyi, belirli bir düzeyi daima korumaya özen gösteriyor. Özellikle ikinci programın bir kültür sanat yayını olması gerçekten Türkiye için, öteki televizyonların tümünün yayınları göz önünde tutulduğunda çok önemli bir şans oluyor. İşte o çağdaş alışkanlıklar, çağdaş düşünme biçimi, davranış biçimi konusunda iyi örnekler sergiliyor. ...1988'de televizyon 20 yaşına ulaşmıştır.
Yayın haftada 140 saate çıkmış, toplumun her kesimini ekrana bağlayan programların sayısı ve niteliği artmıştır. Elbette bu başarıda yayının ilk yıllarından itibaren doğru, kolay anlaşılabilir, temiz bir Türkçe ile izleyiciye hitap eden TRT spikerlerinin payı büyüktür. Eldeki malzeme federal Alman hükümetince hibe edilen... TRT kurulduğu yıllardan bu yana Türkçenin doğru kullanımının bayraktarlığını yapıyor bana göre. O dönemde de bu dönemde de Türkçenin doğru kullanılması, Türkçenin hedef kitleye doğru aktarılması en önemli amaçlardan bir tanesi. Çünkü hepimiz bugün Türkçe'ye sahip çıkmak durumundayız. O günleri hiç unutmuyorum. TRT'ye spiker olmak isteyenler defalarca sınavdan geçirilir. Herhangi temel bir yanlışları olup olmadığı kontrol edilir. Kursta çok geniş kapsamlı eğitimler verilir ve onların Türkçe'yi doğru kullanmaları sağlanmaya çalışılırdı. Türkçe'yi sevmiyoruz. Türkçenin bilincinde değiliz. Bir tek TRT'den umudum var. Türkçe'yi hala savunan, hala güzel ve doğru Türkçe'ye sımsıkı sarılan veya sarılmaya çalışan, çaba gösteren bir TRT var. TRT Televizyonu, çocuklara yönelik yayınlarında her bakımdan geliştirilmesine çalıştı. TRT, özgün üretimlerinin yanı sıra okul öncesi çağa yönelik olan Susam Sokağı dizisini, Children's Television Workshop adlı Amerikan kuruluşuyla ortaklaşa gerçekleştirdi. Çocuk programlarında geleneksel kültürümüzden renklerin sürekli yer alması amacıyla da TRT Çocuk ve Gençlik Halk Oyunları Topluluğu kuruldu. Bugün 10 yaşında olan topluluk, yalnız yurt içinde değil, yurt dışında katıldığı birçok uluslararası festivalde kurumumuzu ve ülkemizi temsil ederek övgüler aldı, örnek alındı. TRT Televizyonu, her kesimin zevkine, isteklerine uygun yayın yapmayı, geniş kitleleri memnun etmeyi görev saydı. Bu düşünceyle de kanal sayılarını artırma çalışmalarına hız verdi. 1989'da GAP TV, ardından da TRT 3 yayına başladı. Böylece kanal sayısı 4'e çıktı. Çok geçmedi, eğitim amaçlı TRT 4 de 1990'da özel izleyici kitlesine yayınlarıyla ulaştı. O yıl, çağdaş yayıncılığın bir türü olan teletekst yayınları da topluma sunuldu. Yine 1990'da TRT İnt kanalı yayınlarına başladı. Bu kanalın hedef kitlesi Avrupa ülkelerinde yaşayan yurttaşlarımızdı. Yurt özlemi içinde yaban ellerde çalışan yurttaşlarımızın ana vatanla bağları TRT İnt ile sağlanmış oldu. 1992'de ise TRT Avrasya, Orta Asya'daki cumhuriyetlere bir kardeş iştenliğiyle merhaba dedi. Özgürlüklerine kavuşan Türk cumhuriyetleriyle yüzyıllar süren ayrılığa bir bakıma TRT Avrasya kanalından iletilen gönül sesimizle son verildi. Ve tarihsiz bir başkent. Yayıncılıkta çağın önüne geçmeyi amaçlayan TRT, 7 kanaldan verdiği yayın hizmetini eksiksiz yürütebilmek için ihtiyaç duyduğu modern bir siteye 1991 yılında kavuştu. Bu arada 90'lı yıllarda gerçekleştirilen önemli yayın hizmetlerini anımsatmakta da yarar var. 1991'de bütün dünyayı ayağa kaldıran Körfez krizi izleyicilere TRT televizyonu aracılığıyla anında aktarıldı. Ülkemizi yakından ilgilendiren Bosna Hersek dramı bütün ayrıntılarıyla toplumumuza duyuruldu. TRT televizyonu halkımıza sürekli verdiği haberlerin yanı sıra bu dram süresince bir varoluş mücadelesi veren Bosnalıların ve askerlerin de moral desteği oldu. TRT'nin tarafsız, doğru ve ilkeli habercilik anlayışı bir kez daha ekranlara yansıdı. Günümüzde bazı özel televizyonların haber bültenleri adeta birer magazin programı ya da reality show'a dönüştürülmüş bulunmakta. Ancak tabii TRT'nin benzer uygulamaya tevessül etmesi düşünülemez. Biz TRT olarak İlkeli habercilik yapmak zorundayız. Nedir bu ilkeler derseniz, bunların başında tabiatıyla tarafsızlık geliyor. Özellikle siyasi nitelikli haberlerde çeşitli siyasi görüşler arasında dengeyi sağlamak şarttır. İç politikaya yönelik açık oturumlarda karşıt görüşlere
Bu anlayış içerisinde yer vermek kaçınılmaz bir zorunluluktur. 1993 Büyük Cumhuriyetimizin 70. yılıydı. Bu yıl dönümünde güzel ülkemizi anlatan bir program ekranlara getirildi. TRT Televizyonu'nun bu özel programını kendi televizyon kanallarından izleyen pek çok ülkede aynı anda gururumuzu, duygularımızı paylaştı. TRT Televizyonu'nun en duyarlı olduğu konu elbette ki yurdumuzun birliği, bütünlüğüdür. 1995 yılında TRT tarafından Haydi Türkiye'm, Mehmetçik için el ele kampanyası gerçekleştirildi. Ulusça yurt için kenetlendiğimiz, aynı duyguda buluştuğumuz bu kampanya olağanüstü başarıyla sonuçlandı. Bugün televizyonumuz 30 yaşında. 30 yılda edindiği bilgi birikimini yalnız yurt içinde değil, yurt dışında, Avrupa'da, Orta Asya'da bulunan milyonlarca izleyicisine de aktarıyor. Yapımını gerçekleştirdiği programlar yurt dışına satılıyor, ödüller alıyor. Yabancı televizyon kuruluşlarıyla ortak yapımlar gerçekleştiriliyor. Kurumumuz, Avrupa Yayın Birliği EBU'nun aktif, saygın bir üyesi. TRT, Asya Yayın Birliği ABU'ya da üyedir. 20. yüzyılın sonuna geldiğimiz şu dönemde, TRT televizyonu 2000'li yıllarda da örnek kamu yayıncılığı hizmetini sürdürmenin gayreti içindedir. Kurumumuz bugün 31 Ocak 1998 itibariyle 30 yaşını doldurdu. Ben öncelikle bu geçen 30 yıl içerisinde kuruma emeği geçen her kademedeki değerli çalışma arkadaşıma teşekkür etmek istiyorum. Kuruma yaptıkları hizmetlerden dolayı. Hayatta kalanlara sağlık, aramızdan ayrılanlara rahmet diliyorum. Amacımız bugünden itibaren TRT'nin hem bugünkü yerini ülkesine, vatandaşına layık bir kurum haline getirerek yeniden belirlemek, saptamak, hem de kurumu 2000'li yıllara taşımak. Bunun için kendimize bugünden itibaren 3 yıllık bir plan çizdik. Bu plan içerisinde yapacağımız çalışmalarla kurumu 2000'li yıllara, bizden sonra bu kurumda görev alacak, bu görevi devralacak olan arkadaşları hazırlamak istiyoruz. Bunu bir görev olarak görüyoruz kendimize. Bunu biraz açmak istiyorum. Bu şu demek, bilindiği gibi 21. yüzyıl çağımız bilgi çağı. Bilgi çağı içerisinde iletişimin çok büyük yeri var. İletişim deyince de aklımıza tabii ilk önce televizyon geliyor. Televizyon teknolojisi bu bilgi çağı süreci içerisinde süratle değişen, gelişen bir teknolojiye sahip. 2000'li yıllarda bugün Türkiye'de olmasa bile dünyadaki gelişmelerden Türkiye'de mutlaka etkilenecektir. 2000'li yıllarda Türkiye'de de artık televizyon alanında dijital teknoloji hakim olacaktır. Bu bazı ülkelerde bugünden kendini göstermiştir. Biz de bu gelişmenin farkındayız. 2000'li yılların televizyonunu hazırlarken bu gelişmeleri dikkate alarak şimdiden bazı çalışmalar yapıyoruz. Biz 1998 yılı içerisinde kurumumuz olarak da kendi yapısı içerisinde, kendi bünyesi içerisinde bazı yenilikler yapmayı da planlıyoruz. Bu bir yerde TRT'nin 1998 yılı bir atılım yılı olacaktır diye adlandırıyoruz. Öyle olmasını istiyoruz. Bu atılımı kurum hem eskiyen teknolojisini yenileyerek hem radyolarda hem televizyonlarda yapacak. Hem şu anda yarım kalmış olan bazı yatırımlarını tamamlamayı düşünüyoruz. Bu yatırımların içerisinde Ankara Oran'daki TRT sitesi var, İzmir'deki televizyon sitesi var, Diyarbakır'daki prodüksiyon merkezi var. Eğer bu yatırımlarımızı 1998 yılı içerisinde büyük çapta bitirebilirsek, kurum ileriye dönerek çok büyük bir rahatlama içerisinde de olacaktır. Onun yanında biz Türkiye'de yaşayan her insanın bu kurumun üzerinde
bir payı olduğunu düşünüyoruz. Yani 65 milyon insan varsa nüfusumuzun oluşturan 65 milyon insansa eğer nüfusumuz 65 milyonda bir herkesin payı olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden biz bu insanların bu kurumumuz üzerinde, kurumumuz yayınları üzerinde söz hakkı olduğunu düşünüyoruz. 1998 yılı bu 30. yıl münasebetiyle öyle bir hizmet de sunmak istiyoruz ki TRT izleyicisiyle bütünleşsin. Onların önerileri, istekleri doğrultusunda bazı yayın politikaları geliştirebilsin. Bazı programlar devreye sokabilsin. Bazı programlarda değişiklik yapabilsin. Yani insanıyla, kendi insanıyla bütünleşen bir kurum olsun istiyoruz. Bu vesileyle ben 30. yıl vesileyle milletine, devletine layık bir kurum seviyesine getirmeyi hedefliyoruz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nu. Ve sevgiler, saygılar sunuyorum.